Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle 5. sınıf bursluluk denemesi için Türkçe denemesi birlikte çözeceğiz. Sizlere bursluluk denemesine çıkabilecek 30 tane Türkçe sorusu hazırladım. Lütfen önce kendimiz çözelim, daha sonra benim cevaplarımla karşılaştıralım. Evet, bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur diyor. Klasik olarak öncelikle okuma anlama, sözcükte cümlede anlam soruları muhakkak çıkacaktır. Parçada anlam bakalım öncelikle bir tane. Ebru, geleneksel Türk el sanatlarından biridir. Bu sanat yoğunluğu artırılmış su yüzeyine fırça yardımıyla boyaların serpilmesi sonucu elde edilen renkli desenin kağıda aktarılmasıyla oluşur. Ebru sanatında suyun yoğunluğunu ayarlamak için sahle, deniz kadayıfı gibi malzemeler kullanılır. Bu suyun üzerine topraktan elde edilen suda erimeyen boyalar serpilir. Kullanılan suyun ve boyaların ayarının yapılması bu sanatın en zor aşamasıdır. Bu nedenle Ebru ancak bir ustanın tecrübelerinden istifade edilerek öğrenilebilir. Ebru sanatının ilk kim tarafından yapıldığı belli değildir. Ancak ilk olarak Türkistan'da ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Hangisinin cevabı yoktur diye soru var. Ebru sanatında ne tür boyalar kullanılırdı? Bakın suda erimeyen boyalar kullanılır. Bunun cevabı vardır. Ebru sanatın en zor aşaması neydi sevgili öğrencilerim? Evet, suda kullanılan boyaların ayarının yapılması en zor aşamaları diye söylemişti. Ebru sanatında kullanılan fırçalar neden önemlidir? Bununla alakalı işte yukarıda bir bilgi verilmemiş. Nerede ortaya çıkmıştır? Bakın Türkistan'da da ortaya çıktığına dair bilgiyi parçadan alabiliriz, ulaşabiliriz. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Günaydın tavuklar, horozlar. Artık memnunum yaşamaktan. Bakın neden bahsediyor? Yaşamanın güzelliğinden, yaşamanın sevincinden. Zaten cevabımız bakın çıkıyor. Sabah erken kalktığım zaman siz varsınız. Gündüz işim var, arkadaşlarım bak işinin olmasından, arkadaşın olmasından mutlu. Gece yıldızlar var, karım var, karısı var, her şeyim var diyor. Günaydın tavuklar, horozlar yani yaşama sevincinden bahsediyor değil mi sevgili öğrencilerim? Bu parçada numaralanmış cümleler hangisi mecaz anlam? Mecaz neydi sevgili öğrencilerim? Bizim aklımıza gelen ilk anlam gerçek anlamdı. Bu gerçek anlamın dışında kullanılan anlama bizler mecaz anlam diye söylüyorduk. Şimdi sevgili öğrencilerim, bahar güneşi derken burada gerçek anlamdaki güneşten bahsediyor. Bu ne anlamdadır? Gerçek anlamdır. Tuna'nın durgun suları hareket etmeyen durgun sularda nedir sevgili öğrencilerim? Bu da gerçek anlamdır. Geçen zincirli köprüye gölge düşürmüş. Arkamda sade ve anıtsal yapısıyla Bağdat tepeleri. Bakın buradaki tepeler de gerçek anlamda tepelerdir. Evet. Önümde ise hareketli peşte dümdüz uzanıyor. Bu şehrin göz alıcı manzarası beni büyülüyor. Büyülüyor derken gerçek anlamda büyü yapmaktan bahsetmiyor. O zaman bu gerçek anlamı dışında olduğu için büyüleme kelimesi mecaz anlamda. Yani 4 numara mecaz anlamlı kelimedir. Evet, sorular sevgili öğrencilerim bütün konuları kapsayacak şekilde lütfen baştan sona tek tek çözelim. Sonra benim cevaplarımla karşılaştıralım. Bakın her sonraki soruda farklı bir üniteden soru yerleştirdim. Tamamını tekrar edelim 30 soruda diye. Bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve benzetilen unsurları hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Gideceksin buralardan gün gelecek yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren eriyen karlar gibi. Bakın benzetilen kendisine benzetilen ne? Eriyen karlar yani kar diye yazalım. Bütün sıkıntıların akıp gidecek. Sıkıntılar eriyen karlar gibi ne olmuş sevgili öğrencilerim? Akıp gidecek derken sıkıntıları eriyen karlara benzetmiş. Burada benzeyen sıkıntılardır. Kendisine benzetilen karlardır sevgili öğrencilerim. Evet şimdi ekler köklerle ses yapısıyla kelime ile alakalı sorulara geçeceğiz. Türkçe'de kökler isim kökleri ve fiil kökleri olmak üzere ikiye ayrılır. Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere isim kökü, iş oluşturum bildiren köklere de fiil kökü denir. Bunları zaten biliyoruz. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcük köklerinden hangisi fiildir? Bakalım şimdi. Kapıya çarpan eli birdenbire morardı. Bakın kelimenin kökü mor kelimesi nedir? Sevgili öğrencilerim isim köküdür. Bize fiil kökünü soruyor. Evet. Dikkat edelim sıkı bir diyet. Bakın sıkı kelimesi sıkmak kelimesinden sıkı oluştuğu için sevgili öğrencilerim kelimenin kökü nedir? Fiildir sevgili öğrencilerim. Bize de bunu soruyor. Güç. Bakın güç mek olmuyor. Makmek ekliyorduk. Bu da nedir? İsim köküdür. Bağ. Ayakkabının bağı. Bağ. Bakın bağmak
gibi olmadığı için bu da nedir? İsim köküdür. Fiil kökü olan sıkı kelimesinin kökü sıkmaktan geldiği için fiil köküdür. Yapım ekleri sonuna geldiği sözcüğün anlamını değiştiren eklerdir. Sebze sözcüğünün aldığı ek yapım eki değildir. Bakalım. Sağlıklı olmak istiyorsan sebzeden, bakın sebzeden den ayrılma eki getirmiş. Yani çekim eki getirilmiş. Buradaki sevgili öğrencilerim yapım eki değildir. Diğerlerine bakalım. Sebzeden sebzelik meydana gelmiş. İsimden isim türeten yapım eki almış. Burası yapım ekidir. Sebze kelimesinin sebzeli. Bakın isimden isim yapan yapım eki burada da var. Sebzeden sebzeci. Bakın ne olmuş? Yine isimden isim yapan yapım eki burada da var. Evet, çekim eki alan A'daki şıkkımızdır. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir? Evet, deyimler ne yapıyordu? Meciz anlamı değil mi? Arkadaşlarımı yarı yolda bırakmak, yüzüstü bırakmak bunlar deyim değil mi? Onun aklı bir karış havada. Ne yapıyor sevgili öğrencilerim? Hevai boş işlerle uğraşıyor anlamında deyim eki, deyimdir. Bu sıcakta karşı köye gitmek gözünde büyümek. İşi çok fazla yapılamayacak şekilde düşünmek. Bu da nedir? Deyimdir. Evet, başının ağrıması sevgilerin baş ağrısı gerçek anlamdır. Zaten deyimler mecaz anlamda olduğu için buradan da bunu yakalayabilirsiniz. Evet, numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca en yakındır? Sözünü bil, pişir, ağzını der, devşir. Yani söyleyeceğin sözü ağzından çıkacak kelimeye dikkat et diye söylüyor. Bunun hangi anlamlar yakın bakalım. Söz var iş bitirir, söz var baş bitirir. Yaptığın sözün sonucu başını belaya sokabilir anlam var. Sözü söyle alana, kulağında kalana. Bu da diğerleriyle aynı anlam değil. Önce düşün sonra söyle. Bakın şimdi sevgilendirelim. Sözünü bil pişir, ağzını der devşir. Bakın önce sözünü düşün, ağzından çıkana dikkat et. Daha sonra konuş derken bakın 1 ve 4 numaralı cümlelerin birbirine yakın anlamda olduğunu göreceksiniz. O zaman cevap 1 ve 4. Evet, B şıkkı bizim cevabımızdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel anlatım? Öznel neydi sevgili öğrencilerim? Kişiye göre olandı. Evet. Ülkemizin en büyük adası Gökçeada. Bakın bilimsel ölçüleri bulunur. Ülkemizin en batı noktası. Bakın bu da bulunur. İnceburun bu adadaymış. Gökçeada halkının geçim kaynaklarından biri zeytinciliktir. Bakın bu da kişiden kişiye değişmez. Bakılır. Gözlem yapılır, incelenir. Zeytincilik olduğu herkese göre aynıdır. Adada ayrıca Türkiye'nin en lezzetli zeytinyağı. Bakın işte burada kişisel görüş. Öznel ne demek sevgili öğrencilerim? Bakın tekrar yazıyorum. Kişisel görüş sevgili öğrencilerim. İşte bu özneldir. 4 numaramız. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Önce bakın soruyu okursanız daha rahat edersiniz. Sokullu Mehmet Paşa'nın koca kavuğu, uzun boyu, elleri önünde bağlı, gözleri de yerde yavaş yavaş saltanat arabasına yaklaşıyor. Ne yapıyor? Sanki sözlerle resim yapar gibi diyor. Değil mi sevgili öğrencilerim? İşte biz buna ne diyorduk? Betimleme. Ne yapıyorduk sevgili öğrencilerim? Evet, sanki resim bakın. Kelimelerle resim yapar gibi. Bakın bu bizim betimlememizin tanımı. Bakın kocaman kavuk. Gözlerimizi kapatıyoruz. Bakın uzun boy. Ağzımızdan çıkan kelimelerle sanki kafamızı canlandırma yapıyormuşuz gibi. İşte buna betimleme cümlesi diyorduk. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisine yor eki getirilirse fiilde ünlü daralması meydana gelmez. Bakalım şimdi. Yukarıya açıklamayı siz okuyabilirsiniz. Bunu zaten biliyoruz. Bakın beklemekten kelime nasıl olur? Bekleyor olmayacağı için buradaki beklemek daralır, ince olur. Burada var. Evet, aramak bakın. Ara yor demeyiz değil mi? Arıyor deriz. Burada da daralma olur. Yemek bakın ne yapıyor? Yiyor demiyoruz. Yiyor diyoruz. Burada da daralma olur. Yapmaktan yapıyor derken bakın. Yapar derken burada bir daralma yok sevgili öğrencilerim. Evet, yine dikkat edelim. Şehir sözcüğünü oluşturan kutular aşağıdakilerin hangisine verilen ekleri birleştirilirse okla gösterilen i kutusunun sözcükten atılması gerekir. Bakın şehirler. Şöyle yazalım. Şuraya yazalım. Şehirler ekliyorum bakın. Bir şey düşmedi değil mi? Bakın şöyle bakalım. Şehirim diye mi söylenir? Nasıl olur? Şehrim derken bakın buradaki i ne yapılır? Atılır değil mi? O zaman cevap B şıkkıdır. Şöyle yazalım. Evet, şehirde. Bakın atıldı mı? Hayır. Şehirdir. Bakın en çok sevdiğim mesela İstanbul şehridir derken sevgili öğrencilerim. Buradaki ne oldu? Şu i'den bahsediyor bakalım. Düşüyor mu?
düşmüyor sevgili öğrencilerim. Düşen bakın, im ekleyince bakın. Şehir, im derken biz nasıl söyleriz? Şehrim derken buradaki i'yi düşürürüz. Aşağıdaki altı çizgi sözken hangisi ünsüz türemesi? Sessiz bir harf ortaya çıkacak sevgili öğrencilerim. Vardır diye söylüyor. Bakalım şimdi. Sabahtan, sabah bakın burada bir şey türememiş. Şu kelimeye baktığımda bu kelime neydi? Kendi başına bak, sadece haktı. Daha sonra hakkı derken bakın ikinci ünsüz. Burada ne yapmış? Türemiş sevgili öğrencilerim. Saat ayrı. T zaten ayrı başına. Tekrar T türemiş değil. Kelimenin kökü saat. Bakın zaten bir tane T var. T2 geliyor yanına bakın. Yoksa türeme yok. Ağaç, ağacın buralarda yumuşamalar olmuş sevgili öğrencilerim. Ama hak kelimenin kökü. Evet, I2 gelirken hakkı diye ne yapmış? Ünsüz türemesi olmuş. Parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünü bozmaktadır? Bakın bir akış olacak, arada alakasız bir cümle girecek. Kelebeklerin ne kadar yaşadığını kesin olarak söylemek güçtür. Bazı çeşitlerinin birkaç gün, bazılarının birkaç hafta yaşadığı bilinen bir gerçektir. Onların en büyük düşmanı kuşlardır. Bakın şimdi kelebeklerin yaşamından bahsediyoruz. Bir yıla yakın yaşayanları da vardır bakın. Başından sonuna kelebeklerin yaşamından bahsederken, onların düşmanı derken 3 numara cümlenin anlamını bozmuş, alakasız olmuş. Aşağıda cümleler hangisinde yazım yanlışı vardır? Şimdi buna bakın yıldız koyuyorum. Bu sorular çok fazla gelir ve çok tehlikeli. Bunları onun için aldım. 3-4 tane bu şekilde soru buraya eklemeye çalıştım. Komşumuz Yıldız Hanım. Bakın isim özel. Hanım, bey kelimeleri de kalıplaştığı için bunlar da büyük harfle yazılırdı. Bunlar büyük yazmak doğrudur. Köpeğimiz Karabaş derken artık isim verince büyük harfle yazılıyor. Doğrudur. Her ayın ilk çarşamba derken sevgilendirmiş. İşte bakın yanlış burada. Çarşambayı ne yapacağız? Küçük harfle yazacağız sevgilendirim. Şöyle olsa 26.01 diye böyle belirli bir gün olsa veya 16 Temmuz Çarşamba diye özel bir tarih olursa o zaman büyük harfle yazıyorsunuz. Yoksa yazmıyorsunuz. Burası yanlış olmuş. Dolunay, ay bakın neydi? Bilimsel olarak fen bilimlerindeki adlarını yazarken dünya, ay, güneş gibi büyük harfle yazıyorduk sevgilendirim. Bu da doğru yazılmış. Aşağıda cümleler hangisinde yazım yanlışı vardır? Sabahleyin Nene Hatun Caddesi. Bakın özel isim bunlar. Büyük harfle yazılması nedir? Doğrudur bunların da. Buraya gelip de Maraş dondurması. Şimdi dikkat edin, burada özel olan Maraş kelimesi. Dondurması bakın bunlar bir kalıp, buraya kadar özel isim değildir. Öyle olsa zaten dondurmadan kesme işareti koymak lazım. Dondurmanın küçük harfle dondurma diye yazılması lazımdı. Burada yanlışlık yapılmış. Lale Festivali zaten festivalin ismi bakın. Evet, 25 Haziran bakın. Burada gördünüz mü? 25 Haziran Çarşamba dese büyük harfle yazardık. Bunlar doğrudur. Süveyş Kanalı özel isimdir zaten. Yanlış olan Maraş dondurmasının D'si bakın. Özel isim olan burada Maraş dondurma değil sevgili arkadaşlar. Çünkü bunlar kalıp değil. Aşağı cümle hangisinde ki'nin yazımı doğrudur? Baktı ki, evet burada ne yapılması lazım sevgili öğrencilerim? Ki'nin ayrı yazılması lazım. Baktı, işte bizdeki mantık neydi? Ler ekliyorduk. Birleşiyorsa ne yapıyordu? Anlamlı oluyorsa birleşik, olmuyorsa ayrı yazılıyor. Baktı kiler oluyor mu olmuyor? Bunun ne yapılması lazım? Ayrı yazılması lazım. Evet, yarınkiler. Bakın ne oluyor sevgili öğrencilerim? Oluyor değil mi? Ler ekleyince oluyorsa bunun bitişik yazılması lazımdı. Bu doğrudur. Bunu işaretleyelim. Bebek öyle tatlı kiler. Oluyor mu olmuyor? Bunun ayrı yazılması lazım. Ne yazık kiler. Oluyor mu olmuyor? Bunun da ayrı yazılması lazım. Evet, mantığımızı tekrar hatırlatıyorum. Kelimeye ler ekliyoruz. Ki'ye anlamlı bakın. Anlamlı ise bitişik. Kural bu. Hey genç sanatçılar. Bakın seslenme yarım. Hey deyip bırakmamış. Hey genç sanatçılar. Ne yaptık? Ünlem kullanıyoruz. Hava artık çok sıcak. Doğaya çıkma vakti geldi derken cümle bitince de sonuna ne yapıyoruz? Noktamızı koyuyoruz. Virgül, ünlem ve nokta olacak bizim cevabımız. Burada şunlar değil ama sizi, çünkü sonda iki nokta falan yok. Bu da olmaz. Şu belki sizi aldatabilir. Hey ünlem bittikten sonra genç sanatçılara bakın. Çünkü seslenme bitmemiş. Seslenme burada tamamlanıyor sevgili öğrencilerim. Buna dikkat edelim. Aşağıdaki cümleler hangisinde noktalama yanlış yapılmıştır? Bakalım şimdi. Sokakta 1.001 çeşit insan dolaşıyordu. Açıklamalar bakın. Evet, işçiler, öğrenciler. Doğru. Bitmedi için 3 nokta doğru. Evet. Ankara, Konya. Bakın illerin arasında ne yapmış? Belirtmek için kısa çizgi doğru. Çocuklar, çabuk buraya gelin ve bana yardım edin. Bakın cümle bitince ünlemi kullanmış. Virgül az önceki sorudaki gibi. Bu da doğru. Şimdi buraya dikkat edelim. Babam
Önce iyi ol, başarı peşinden gelir değerli derken. Bakın hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Fakat şuraya dikkat edin. Babasının cümlesini aktarıp bittikten sonra buraya ne kullanması lazımdı? Nokta koyması gerekiyordu. Burada yanlışlık yapılmış. Aşağıdaki cümleler hangisinin sonuna farklı bir noktama işareti getirilmelidir? Bakalım şimdi. Uzun göl, dik yamaçları ve benzersiz orman örtüsüyle harika bir yer. Bakın bitmemiş cümle. Devam etmesi lazım. Yarım kaldı değil mi? Robotlar uzun süredir yaşamın farklı alanlarında kullanılıyor. Nokta. Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kişilere dahi denir. Cümle bitti. Nokta. Olimpiyatlar dünyanın en büyük spor etkinlikleridir. Nokta. Bakın bu tamamlanmayan bir cümle olduğu için farklı olarak 3 nokta kullanılması gerekiyordu. Bu metnin türü. Endonezya'nın Aceh bölgesinde dün sabah 10 balina karaya vurdu. Bakın. Kendi çabalarıyla suya dönemeyen balinalara civar köylerden gelen insanlar yardım etti. Balinaları kimi köylüler tekneleriyle, kimileri de elleriyle denize iterek hayata döndürmeye çalıştı. Balinalardan üçü için artık çok geçti çünkü yapacak bir şey kalmamış. Bakın bu fable hayvanları konuşturarak bir hikaye anlatmıyor. Hikaye masal zaten değil. Bu bize birer haber veriyor. Gazetedeki köşeden bir haber parçası bu. Haber yazısı. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ben lezzetli bir şeftaliyim. Şeftali konuşuyor. Cildim ütülenmiş gibi dümdüz ve incecikti. Yanaklarıma gelince onlar sarıdan pembeye dönmüş ve kızarmıştı. Sabahın taze çiğ damlaları henüz yıkanmışım gibi kabuğumun üstündeydi. İçimdeki iri çekirdek yeni bir şeftali ağacının tohumu olmayı düşleyip duruyordu. Bakın ne yapıyor? Kurgu değil mi? Böyle şeftali konuşmaz. Evet, ikilemeler. Bakın böyle bir şey bulamadık sevgili öğrencilerim. İkilemeler yok. Konuşturma. Şeftali konuşturduğu için konuşturma. Buna biz ne diyordu sevgili öğrencilerim? İntak diyorduk değil mi? Betimleme zaten bakın cildinden bahsediyor. Pembe renginden, dış görünüşünden bahsederken zaten betimleme yapıyor. Evet şimdi görsel okuma dediğimiz grafik okuma soruları da çok fazla geliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış demiş. Ailesiyle arkadaşlarıyla geçirdikten daha fazla zaman geçirmektir. Ailesiyle arkadaşlarıyla geçirdiğinden daha fazla zaman. Bakalım. Ailesiyle geçirilen zaman 20. Arkadaşlarıyla geçirilen zaman bakalım 15. 20-15'ten fazla bu doğrudur. En çok uykuya zaman ayırmıştır. Bakın en yüksek olan uyku 30. Bu da doğrudur. Kitap okumaya bilgisayardan daha az zaman. Kitap okuma 15. Bilgisayar nerede? Sevgili öğrencim 10. Kitap okumaya bilgisayardan daha az demiş ama daha fazla vakit ayırmış. O zaman burada ne yapılmış? Yanlışlık yapılmıştır sevgili öğrencim. O zaman 23. soruya C diye söyleyeceğiz. Sonuncuya da bakalım. Televizyon izleme ve bilgisayara ayırdığı zaman eşittir. Bakalım TV 10. Bakın görüyorsunuz. Bilgisayarda 10. İkisi birbirine eşittir. Bu da doğrudur. Evet devam ediyoruz. Şimdi ilave ses bilgisi ve anlam noktalama bunlarla ilgili ilave sorular ekledim 7-8 tane. Çok fazla çıkıyor çünkü. Evet, bu test çözdüğünüzde kabaca zaten şablon burslu sınavıyla ilgili çıkacak sorular oturmuş olacak. Yaz sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisinin eklenmesi bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine yazılan, kazılan yazı. Bizler buna ne diyorduk? Yazıtlar diyorduk değil mi sevgilerim? Veya anıtlar diye söylüyorduk. Yazgı kader demek. Yazım imla anlamında. Yazar da yazan kişi demek. Yazıt bizim aradığımız cevaptır. Aşağıdaki cümleler hangisinde altı çizili sözcük kök durumunda değildir? Bakalım. Aktan akşam olmamış. Akşam kök değil mi zaten? Bakın buraya dikkat edin şimdi. Gün. Evet. Sabah değil mi? Günden. Günde yazılan yazı olan günlük ne yapılmış? Türemiştir. Burası sevgili öğrencilerim. Kök halde değildir. Sokağın başında simit içen iki tane simit. Bakın simden simit olmaz. Anlamlı olacak köküyle. G'den gece, geçten gece de olmamış. Bunlar kök haldedir. Fakat günden günlük türemiştir. Bu türemiş kelimedir. Kök halde değildir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz? Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da etmek, olmak gibi fiillerle birleştiğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane daha türer. Az önce hattan hakkı demiş ki yukarıda o gibi. Bu ses olayına ünsüz türemesi denir. Örneğin hat, ı eklenince hattı bakın iki tane t olmuş, t türemiş. Evet, t ünsüzü türemiş. Bakalım şimdi red, kelimenin kökü redden etmek. Bakın olmak gelince iki tane d'ye dönüşmüş. Burada var değil mi? Bakın etmek olmak, red etmek derken red de derken D'den bir tane daha ünsüz türemiş. Kelimenin kökü nedir? Af kelimesidir değil mi sevgili öğrencilerim? Af kelimesi evet af olmak veya etmek derken bakın ikinci F ünsüz burada da türemiş. Evet 50
Şimdi kelimenin kökü eldi de el etmek bir şey derken ikinci L türememiş. El kelimesine lı li eki eklenmiş. Bakın burada türeme yok. Li ayrıca bir ektir. Bakın bu soruya yıldız koyuyorum. Lütfen buna dikkat edin. Bu kelimenin kökü de histir. His etmek derken bakın ikinci S burada ne yapmış? Türemiştir. Ünsüz türemesi olmuştur. Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama hangisi olur? Şimdi biz önce bunu kendimiz bir oluşturalım bakalım. Şimdi nasıl olabilir bu? Ben şöyle bakayım. Sokak. Evet. Sabahın ilk ışıklarıyla yavaş yavaş hareketlenmeye başlamış. Evet. 1, 3, evet. Evet, ne oldu? 2, evet. 5, 4. O zaman cevabım 1, 3, 2, 5, 4 derken cevabımız A şıkkı olacak. Sokak sabahın ilk ışıklarıyla yavaş yavaş hareketlenmeye başlamıştı. Evet, yine noktalama ile alakalı. Hangi duygu yansıtmaz diyor parantez içindeki yay ayar içindeki. Sen kitap yazacaksın da biz göreceğiz. Küçümseme var değil mi? Doğru. Bir oda dolusu odunu tek başına kırmış. Burada sitem mi ediyor? Bir oda dolusu odunu tek başına kırmış derken aslında onu tebrik ediyor. Sitem yok değil mi? Gözünde büyütüyor. Bravo diyor yani. Yollar buz tutarsa köye nasıl gideceğiz? Kaygılanıyor buzda. Ona karşı biraz daha anlayışlı olsaydık diye bakın burada da yapmadığı için, anlayışlı davranmadığı için pişmanlık duyuyor. Sert ünsüzlerden F, S, T, K, C, evet fıstıkçı şahap diye söylüyor değil mi? Biriyle biten sözcüklere C, D, G yumuşak ünsüyle başlayan biri geldiğinde C, Ç, Y, D, T, Y, G, K. Yani bunlar kendisinden sonra geldiğinde tekrar sert ses istiyor. Yani sevgilerin C gibi, D gibi, G gibi yumuşak istemiyor. Buna ünsüz benzeşmesi, sert sessiz benzeşmesi diyoruz. Bu kurala uymadığı için yazım yanlış olmuş. Bakın şimdi çocuk sert şöyle yazayım. K bakın çocuk. Bundan sonra gelen C'de ne olması lazım? Sert sessiz. Ç olması gerekiyordu sevgili öğrencilerim. Ne yapılmış burada? Yanlışlık yapılmış. Bunun şöyle olması lazım. Çocuk K sert olduğu için Ç derken noktalı olması gerekiyordu. Yanlışlık yapılmış. Diğerlerine bakın böyle bir şey. Paraşüt bakın sert. Çü derken sert gelmiş. Burada doğru. Başka yerde böyle bir şey yok. Son sorumuz şimdi. Nokta hangisi yanlış kullanılmış? Bu parçada numaralanmış noktalardan hangisi yanlış kullanılmıştır? Bakalım şimdi. Saatlerin arasında nokta gelir. Bu doğrudur. Kısaltmalar prof derken bu gelir. Bu da doğrudur. İkinci. Nasıl olmasa bakın. İkiden sonra nokta gelse ınci inci yazılmaz. İkiden sonra ınci inci yazıldıysa nokta kullanılmaz. Burada yanlışlık yapılmış. Zaten cümle bitince de sonuna gelen nokta zaten doğrudur sevgili öğrencilerim. Evet testimiz bitti sevgili öğrencilerim. Bunu güzelce baştan sona lütfen çözün. Anlamadığınız yerler varsa tekrar videoyu izlemeye çalışın. Bana yorumlarda yazabilirsiniz bu nasıl oldu diye. Hemen arkasından matematik ve sosyal de diğer çıkacak testleri de hazırlayacağım. Yorum yapmayı unutmayın. Lütfen destek olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.